Erkek kısırlığının e, sebeplerine göre e, testis sebepli e, problemler genellikle çevresel faktörler veya kötü alışkanlıklar sebebiyle olabilir. Burada öncelikle varsa hastanın kötü alışkanlıklarını, alkol, sigara veya başka kimyasal maddeler gibi bırakması sağlanabilir. E, çok nadiren tıbbi tedavi edebildiğimiz vakalar oluyor ama maalesef bunlar çok değil. Burada hastanın e, hormonal problemleri olduğundan dolayı hormon verdiğimizde testisler, normal, normal erkeklerde olduğu gibi sperm üretebilmektedirler. Üretim basamağındaki sorunlardan dolayı üretim var ama sorunlu sperm ya da anormal sperm üretiliyorsa bunun genel olarak tedavisi yine bahsettiğim gibi çevresel faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır. Artı antioksidan tedaviler vererek testisteki zararlı maddelerin oradan uzaklaştırılmaya çalışılmasıdır. Eğer yine dediğim gibi Kötü alışkanlıkları varsa alkol, sigara gibi onlar da ortadan kaldırılmalıdır. Bu şekilde tedavilerle e, hastanın sperm sayısı istenen yerlere çıkarılabiliyorsa e, normal yoldan gebelik beklenebilir. Her şeye rağmen istenen rakamlar bulunamıyorsa yine de yardımcı üreme tekniklerinde kullanılacak sperm kalitesinin arttırılması amacıyla bu bahsettiğim hormonal e, ya da antoksidan tedaviler yapılabilir. Yollarda olan tıkanıklıklar için de cerrahi çözüm olabilir. Bazen e, örneğin vazektomi yaptırıp e, başka çocuk istemediğini karar verip ama sonradan kararından vazgeçen erkekler olabiliyor. Bu tür durumlarda 2 yıl eğer geçmemiş ise e, o zaman e, testislerden tekrar sperm bulmak mümkün olabilir ameliyattan sonra. Ama 2 yıldan daha eski vakalarda e, yollar tekrar açılsa bile testislerde sperm üretimi yeterli miktarda ve kalitede olmayabilir. Biz onun için vazektomi yaptıracak erkeklere bir ya da iki örneklerini saklayıp dondurmalarını tavsiye ediyoruz. Sonradan hayatın sürprizlerine karşı hazırlıklı olmak açısından iyi bir şey bu.